devam edelim. Demiş ki, aşağıdakilerden hangisinde olumlu transferin en az olması beklenir? Burada da yukarıda anlatmış yine olumlu transfer nedir? Okuyalım. Önceden bazı faaliyetlerin öğrenilmiş olmasının, sonradan başka faaliyetlerin öğrenilmesini kolaylaştırmasına olumlu transfer denir. Bakalım. Basketbol oynamayla voleybol oynama. Yani olabilir. İngilizce, Fransızca vardır bisiklet kullanma, motosiklet kullanma, müzik setini çalıştırma, bağlama çalma. İlahi ÖSYM. Matematik muhasebe vardır. Denizli doğru cevaptır. Yeni karşılaşılan bir uyarıcının bireyin belleğinde kalması için ilk ve temel koşul hangisidir? Uyarıcının bireyin bir ihtiyacını gidermesi. Koşullardan birisi midir tartışılır. Bireyin uyarıcıyı algılaması bu bir dursun. Uyarıcının sık aralıklarla sunulması, etkiler ama ilk ya da temel koşul diyemeyiz. Uyarıcının bireyin tanıdığı bir uyarıcıya benzemesi, etkiler. Uyarıcının şiddetli olması, etkiler. Ama eğer birey uyarıcıyı algılamamışsa bunlardan hiçbirisi uyarıcının bireyin belleğinde kalmasını sağlamaz. Dolayısıyla ilk ve temel koşul bireyin uyarıcıyı algılaması olacak. Bazı reklamlar bir öykü anlatır gibidir. Böyle bir reklam örneğin televizyonda bir süre tümüyle yayınlanır. Daha sonra onun içinden yalnızca bir bölüm gösterilir yani reklam süresi kısaltılır. Yine de reklamı izleyenler onun tümünü anımsadığı için reklam aynı etkiyi yapar. Reklamcı reklam süresini kısaltırken aşağıdakilerden hangisinde verilen psikolojik olgular yararlanmaktadır? Şimdi önce hepsini izlemişiz. Sonra kısa bir bölümünü izlemişiz. Yani önce belleğimize kaydetmişiz. Sonra kısalsa da reklam süresi biz çağrışım yoluyla reklamın hepsini hatırlamışız. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan olacak. Aşağıdakilerden hangisi unutmanın nedenleri arasında sayılmaz? Geriye doğru bozucu etki yani ket vurma ki biz bunu tamamen unutmanın nedenleri arasında saydık. Öğrenilenlerin kullanılmaması evet unutmanın nedenidir. Organik bozukluklar yaş gibi uyuşturucu madde kullanımı gibi unutmayı kolaylaştırır. Bilinçaltına atma ya da bastırma unutmanın sebeplerinden birisidir. İşlev ve takılma dediği şey ÖSYM'nin şu ki arada bir böyle şeyler yapıyor. Hiç bilmediğiniz kavramları koyabiliyor buraya. İşlev ve takılma şu. Atıyorum işte şemsiyenin işlevi yağmurdan korunmaksa biz o işlere takılırız. Mesela güneşte de şemsiye kullanabileceğimizi aklımıza getirmeyiz. Bu unutmanın nedenleri arasında sayılmaz. Diğer dördü unutmanın sebebidir. Bu durum unutma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini destekler? Bakalım. Anlamsız hecelerden oluşan bir listeyi öğrenen deneklerden bir bölümü laboratuvardaki yatağa yatarak uyumuş, diğerleri ise laboratuvarda müzik dinleyerek ya da oyun oynayarak zaman geçirmişlerdir. Bir kısmı uyumuş, bir kısmı uyumamış. Olay bu. Belirli bir süre sonra uyuyan denekler uyandırılmış ve her iki gruptaki deneklerin hatırladıkları hece sayısı ölçülmüştür. Öğrenme ile hatırlama arasındaki süreyi uyuyarak geçiren deneklerin müzik dinleyen ya da oyun oynayanlardan daha çok sayıda hece hatırladıkları görülmüştür. Bu aşağıdaki yargılardan hangisini desteklermiş? Bakalım. Öğrenilenlerin kullanılmaması hatırlanmalarını güçleştirir. Kullanmakla kullanmamakla ilgili herhangi bir şey yok. Öğrenilenin birey için önemli olması unutmayı azaltır. Öğrendikleri şeyin niteliğiyle ilgili herhangi bir bilgi yok. Öğrenme tam olarak gerçekleşmişse bununla ilgili bir bilgi yok. Öğrenilenlerin unutulması aradan geçen süreye bağlıdır. Süreyle ilgili de herhangi bir şey söylememiş. Öğrenmeden sonra zihin uyarıcılara kapalıysa evet unutma azalır. Zihnin uyarıcılara kapalı olması demek uyku hali demek. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Ki bu zaten aslında biraz paragraf sorusu gibi. Böyle sorular karşınıza gelecek psikolojide. 2013 LYS sorusu. Ela odasını toplamaktan nefret etmektedir. Ela'nın annesi Ela'nın ders çalıştığı günlerde onu odasını toplamaktan muaf tutmaktadır. Buna göre Ela'nın annesi kızının ders çalışmasını teşvik etmek için aşağıdakilerden hangisini uygulamaktadır? Şimdi bu tamamen mesela bir bilgi sorusu. Ela ders çalıştığı günlerdeki annesi Ela'nın ders çalışmasını istiyor. Onu odasını toplamaktan muaf tutuyormuş. Yani kız için itici bir uyarıcıyı ortamdan çıkararak onu ödüllendiriyormuş. Dolayısıyla davranışını pekiştiriyor ama nasıl pekiştiriyor? Olumsuz. <laughs>